Dün akşam eleme gecesiyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de heyecanlı anlar yaşandı. Elemeye kalan Celal, Sedat, Eray, Esra, Ay Yüce ve Duygu iki gruba ayrılarak iki aşamalı final oynayacak. İlk final grubunda yarışan Celal, Sedat ve Esra en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. İşte 23 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümü. Bu oyunda yarışmacılardan 40 dakika içinde ciğer sarma yapması istendi. Sürenin bitiminde tadımlar yapıldı ve şefler oy birliği ile kararlarını açıkladı. Final oyununda en başarılı tabağı çıkaran kişi MasterChef Türkiye 2020 yoluna devam eden isim Celal oldu. Son ikiye kalanlar ise Sedat ile Esra oldu. Bu iki yarışmacıdan daha zayıf tabağa sahip Sedat MasterChef'ten elendi. MasterChef Türkiye eleme gecesi başladı. Yeni bölümün başlaması ile şefler dün akşam elemenin nasıl olacağını anlattı. MasterChef'te önceki sezonlarda eleme gecesinde bir oyun oynanıyor ve en zayıf tabağı hazırlayan yarışmacı eleniyordu. MasterChef 2020'de ise eleme finali iki aşamalı olacak. İki oyunda başarılı olan 3 isim elenmekten kurtulurken diğer 3 kişi ise bir oyun daha oynayacaklar. Bu oyunda ise en az başarılı olan yarışmacı MasterChef Türkiye'ye veda edecek. Fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 3. sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Hafta başında kaptanlık oyunu sonrasında mavi takım ve kırmızı takım yarışmacı kadrosu belirlenmişti. Sonrasında bu iki takım arasında 3 dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk oyunu kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu'nun eleme adayı Celal olmuştu. Oylama sonucunda en fazla ismi yazılan Sedat ikinci eleme adayı olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyunu kaybeden mavi takımda eleme adayları olarak Eray ve Esra çıkmıştı. Dün akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takıma çıkan eleme adayları ise Ay Yüce ve Duygu oldu. Böylece MasterChef haftanın eleme adayları Celal, Sedat, Eray, Esra, Ay Yüce ve Duygu oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın.